yaklaşık 100 kilometreyle önümüzden geçiyorlar. Öndeki uçakta Süreyya Akkan ve Brünal var. Hemen arkasında Brünal Asker ve Yüksel Ay var. Uçak hemen arkasında bir başka Türk Hava Kuvvetleri emeklisi Akın Brünal var. Ve bir yandan da tono yapıyor. Yarım tono yaptığında bir tam tonoluk bir tam bize doğru geliyor. Tamer Gökçe. Kendisi aslen Tokatlı. Ona bir el sallayalım arkadaşlar Tamer Gökçe'ye. Şu an tam karşımızda Tamer Gökçe'yi görüyoruz. Altı kuş yaptı. Şu anda bir ilaç atıyor. İlaç değil de su atıyor. Evet şu anda yani uçağın hızlı uçması tamam. Güçle alakalı. Aerodinamik alakalı. Fakat yavaş uçmak havacılıkta çok çok daha zor bir hadise. Bu uçak 100 km. Mustafa Güler bu sefer bizi arkadan gerilesin aracı kokuldu. Bu uçaktan iki tane var. Çok alçaktan işte. Yani bir uçak aracı olan bir uçak bu. Sirius dünya şampiyonu, Türkiye paramotor şampiyonu huzurlarınızda Kerem Yilçer. 18 yaşında dünya şampiyonu var. Bravo Kerem! Bravo Kerem! Nefes kesiyor. Nefes kesiyor. Kerem Dinçer sadece Türkiye değil. Sadece Türkiye değil dünya şampiyonluğu var ve bunu da bize burada kanıtlıyor. Biraz daha müzik, biraz daha müzik. Kerem sahne senin. Şu an bulunduğumuz yer Adatepe köyünde bulunan Zeus Altarı. Buraya çıktığınız zaman sırasıyla Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Akçay, Güre, Altınoluk, Küçükkuyu ve Midilli Adası'na ait bu eşsiz körfez manzarasını görebilirsiniz.
Kaz Dağları ve Edremit Körfezi manzarasına hakim konumda bulunan Adatepe köyünde Türkler Selçuklu döneminden itibaren yaşamışlar. 19. yüzyılda Midilli Adası'ndan da pek çok Rum gelmiş. Rumlar ve Türkler birlikte yaşamışlar bu topraklarda. Bu yüzden evler Türk ve Rum kültürü ile inşa edilmiş. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Rumlar mübadele ile Yunanistan'a gitmiş. Boşalan yerlere de Midilli'den ve Girit'ten gelen Türkler yerleşmişti. Stratejik ortağı değil. Bugün biliyorsunuz Almanya Türkiye ile ilgili doğru mesajlar verdi. Türkiye'nin tabii dış politikasını yeniden şekillendirirken hem bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurması, hem Avrasya ülkeleriyle hem de Avrupa Birliği ülkeleriyle iyi ilişkiler kurması. Çünkü biraz önce sözlerime başlarken şunu söyledim. Amerika Birleşik Devletleri kendi ekonomik buhranını dışındaki ülkelere fatura etmeye çalışıyor. Yeşilçam'ın duayeni oyuncularındansınız. Şimdi kitap fuarında da yazmış olduğunuz kitapları imzalıyorsunuz. Hiç yüksünmeden herkese tek tek birebir. Evet öyleyim çünkü ben hareket halinde bir adamım. Aydınım değilim demiyorum. Ya yani böyle bir iddiada bulunmuyorum. Ama ben şunu söylüyorum. Hareket eden bir dangalak oturan milyon aydından daha iyi. İlyas Salmanca sözlerden girdik bakalım. Bunun sonu nereye kadar gidecek? Aşk bir sudur, içiç kudur. Aşkı çekene derdi bilene sor. Aşk çekenin yol gidenin. Kabahat sende değil, seni sevende. Naber? Ama çok kalbi çok temiz bir insan. Aslında söylemiş olduğu cümlelerden çok şeyler yakalayabilirsiniz. Mesela nedir? Taca çıkmış futbol topu gibi hayatı seyrediyoruz. Halbuki sahanın içerisine gidip tekmelenmek lazım. Doğru diyorsun. Hocam kitap buharında ilgi ve talepler... İlgi ve talepler iyi. Bütün okuyanlara ve yazarlara uzun ve onurlu bir ömür diliyorum. Ama ben mesela Edremit kitap buharının bu ikinci yılı. Onun için büyük ozanımızın söylediği şu şiiri
okumadan geçemeyeceğim. Evirip çevirmeyi, göze girmeyi filan falan bırakıp okuman lazım evladım. Diyor mu? İlla da oku. Bu Allah'ın da emri, insanların da zaten ulaşmak istediği sonuç. Zaten okumak denen şeyin Karabet Usta'nın odununa benzemez suratı. O ne şapırtılarla çiğnenen bir sakız, ne de vatan yavru Silistre'de Abdullah Çavuş'un tiradıdır. O şaha kalkmış bir kavga atı, kalın kabzalı bir savaş kılıcıdır. O atı atlayacak yürek, o kabzaya bilek gerek. Şimdi usta oyuncumuzdan, duayen Yeşilçam'ın oyuncularından, abimizden kısa bir şeyler dinlediniz ya, bunlar sizlere yetmesi lazım. Aksi takdirde sabaha kadar var ya, değişik değişik cümlelerle alır götürür sizleri bir taraflara, bilemezsiniz valla. Şimdi sizlere kolay gelsin. Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyorum, size de kolay gelsin. Efendim başka bir standdayız, başka bir usta yazarın yanındayız, standındayız. Ergün Poyraz, Ergün Poyraz abimiz de. Şimdi ekrandaki izleyicilerimize siz de kısa bir şeyler söylemek ister misiniz? Vallahi işte geldik ikinci fuar, geçen sene de gelmiştik. Güzel bir organizasyon var, katılım çok çok güzel. İnşallah böyle gider. Peki umduğunuzu bulabiliyor musunuz? Burası çok çok güzel, yani umduğumuzdan fazlası var. Kitaplarımızdan biraz bahset. Ya benim 36 tane kitabım var. Burada Musa'nın Gülü var, Tapunyalı Führer var, Fethullah'ın Gerçek Yüzü var, Masonlar var. Yok yani işiniz araştırma olursa, nereden bulacağınızı da bilirseniz zor değil. Sıkıntı da yaratıyor ama. Sıkıntı olacak tabii. Sıkıntısı. Evet. Şimdi Edremit'te, Körfez'deyiz. Burayla ilgili neler söylemek istersin? Valla çok güzel bir yer. Benim ikinci sene bu. Zaten fuarın da ikinci senesi. Harika bir yer. Gündüz tatil yapıyoruz. Akşam kitap imzalıyoruz. Böyle geçiyor. Sanırım pazar günü akşamına kadar buradasınız. Tabii. O güne kadar imzaya devam. Seni selamlıyorum.